Tarsus Belediye Başkanı ve Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Haluk Bozdoğan seçim çalışmalarını sürdürüyor. Nil RTV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Bozdoğan, 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde mücadele ettiği konuları dile getirirken adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir şeyler sorulduğu zaman biz ilk aklımızda ilkleri saymaya başlarız. Ama buradaki insanımızı tarif etmek, Tarsus insanını anlatmak gerçekten çok önemli. Çünkü bu insanlar bu memlekette bana çok şey verdiler. Ben bu memlekette 36 yıl doktorluk yaptım. Halkımı çok iyi tanıyorum. Yani düşünün, belediye başkanı olduğumuzda o kadar saçma sapan istekler oldu ki hepsine de hayır, yasalar çerçevesinde yapmamız gerekenler bu deyip anlattık. Ve yasa neyi el verdiyse bunu ortaya koyduk. Yani 2018 yılında düşünün, mülkiye müfettişleri, Sayıştay müfettişleri 207 tane bulgu bulmuş. Bizim dönemde bulabildikleri bulgu sayısı 1,5 tane. O da gariptir. Bir tane bulgu var. 2009 ile 2019 arasında diyor ki bu halkın ödemediği emlak vergisini icra yoluyla al. Ya ben belediye başkanıyım, böyle bir şeyi nasıl alırım halkımdan? Ne yaptıklarımızı biliyoruz. Çünkü bu kentte biz ilk geldiğimizde de söyledik. Üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü bir Tarsus mottosunu net olarak ortaya koyduk. Yani düşünün, sağlık açısından odaya bir bakın. Zaten Covid'de yaptıklarımız gerçekten çok önemliydi. İlkleri yaptık, yani maskeyi ilk üreten biziz. Hatta biz sadece direkt olaraktan bir sağlık komisyonu değil, ekonomi komisyonunu da kurduk. Çünkü ne getireceğini biliyorduk. Şu an bir ilçe belediyesi dershane kuruyor, dershane. Ve her gördüğümüz yerde etüt merkezleri açtık. Bugün şu an düşünün, her açtığımız etüt merkezinde en az 200 öğrenci var. Mesela Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Merkezi'ni açtık. 200 tane öğrencimiz sürekli olaraktan geliyor. Belediyenin meclisindeki boş alanlara etüt merkezi açtık. 200-250 öğrenci gece 12'ye kadar çalışıyor. Benim halkımın şunu iyi seçmesi lazım. Doğru parti hangisidir? Hangi partide bu mücadele iyi verilir? Ve kimler bireysel olaraktan sıkıntılar yaratıyor? Bunu halk seçer. Ve o demokrasi şöleni dediğimiz 31 Mart'ta kimlerin ne yaptığına göre de gerekeni mutlaka yapacaktır. O yüzden hani siz yeniden bir güven tazeleyecek misiniz gibisinden bir şey sordukları zaman, benim halkım her şeyi gördü ya, yaşadı. Yani onlar şu an emin olun benden fazla çalışıyorlar.